Merhaba arkadaşlar, Hacettepe Hoca kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz hücredeki madde taşınımı olan endositoz ve ekzositoz. Evet, yine slaytımızın PDF'ini indirmek için aşağıdaki bilgi kutucuğunu genişletmeyi ve daha önce izlemediyseniz lütfen e, pasif ve aktif taşıma konularını öncelikle izlemeyi unutmayın çünkü onlara zaman zaman değinmiş olacağız. Evet, madde geçişlerini hatırlayalım. Madde zar e, madde geçişlerinde hücre zarından geçişlerde iki tip Geçişimiz vardı. Birincisi hücre zarından küçük moleküllerin geçişi, ikincisi ise büyük moleküllerin geçişi. Biz geçen e, videomuzda bu küçük maddelerin bebek moleküllerin geçişini görmüştük. Bugün de büyük moleküllerin yani dede moleküllerin geçişini göreceğiz hep beraber. Hücre zarından madde geçişlerde küçük moleküllerin geçişinde pasif taşımayı ve aktif taşımayı ayrıntılı uzun bir şekilde anlatmıştım sizlere. Bugün ise Endositoz ve egzositoz konularından bahsedeceğim. Endositoz konusunu ikiye ayırıyoruz. Fagositoz ve pinositoz olmak üzere. İster endositozdan bahsedelim, ister egzositozdan bahsedelim. İkisinin de ortak özelliği ne arkadaşlar? Büyük molekülleri içeriye almam ya da dışarıya vermem. Dolayısıyla her üçü içinde yani aktif taşıma içinde, endositoz içinde, egzositoz içinde mutlaka ATP harcıyorum. Aktif taşıma için neden harcıyordum? Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama küçük molekülleri geçirdiğim için böyle bir ATP enerjisine ihtiyacım vardı. Endositoz ve egzostoz için neye ihtiyacım var? Neden böyle bir ATP kullanımına ihtiyacım var? Çünkü büyük molekülleri ya dışarıdan alıyorum ya içeriden dışarıya veriyorum. Dolayısıyla arkadaşlar büyük moleküllerle işim olduğu için mutlaka ATP'yi ...harcamak zorundayım. E ATP harcadığıma göre... ...bu hücrelerin nasıl hücreler olması lazım muhakkak? Bu yapıların canlı yapılar olması lazım. O zaman bir e, hücrede... ...aktif taşıma, endositoz ve egzositozun... ...gerçekleşiyor olması... ...ya da bize fagositoz ya da pinositoz da diyebilir... ...bunların gerçekleşiyor olması onun mutlaka canlı olduğunun kanıtıdır. Ama bir yapıda basit difüzyonun osmosun olması o hücrenin canlı olduğunu bize ne yapmıyor? Kanıtlamıyor. Hatırlarsanız kolaylaştırılmış difüzyonda da canlılıktan bahsediyordum. Çünkü proteinler kullanıyordum onda da. Şimdi bakıyorum. Ne demişiz? Endositoz, egzositoz. Bunlar da ATP harcadığım için ne demişim burada da yine hücrenin canlı olduğunu kanıtlar. O zaman benim dede moleküllerim, büyük moleküllerimin geçişinde mutlaka canlılığa ihtiyaç var. Peki endositoz dediğim şey ne? Şimdi dışarıda bakteridir, proteindir. Biliyorsunuz bakteri zaten büyük bir molekül. E protein de bir polimer yapıda birçok amino asitin birleşmesiyle oluşuyor. Dolayısıyla monomer değil, büyük bir yapıya sahip. Bu gibi büyük moleküllerin hücrenin dışından içeriye alınmasından e, alınmasına biz endositoz ismini veriyoruz. Endositoz olayında enzimler de görev yapıyor. ATP de görev yapıyor. ATP görev yaptığı için ne dedik zaten? Mutlaka hücre canlı olmak zorunda. Endostoz olayı tek yönlü gerçekleşiyor. Nereden? Dıştan içe doğru gerçekleşiyor. Zaten şuradaki endo kavramı arkadaşlar iç demektir. İç demektir. Mesela endokrin bezler diyoruz değil mi? Endokrin yani iç salgı bezleri. O zaman buradaki endo kelimesinin anlamı iç demek oluyor. Sitozol de zaten hücre anlamına geliyor. Yani e, hücrenin kendisi anlamına geliyor. Mesela sitoloji dediğimde nedir? Sitoloji hücre bilimidir. Endositoz dediğim şey de hücrenin içidir. Bazen böyle kelimelerin etimolojik yani kökenlerine bakmak e, bizim biyoloji genel haplarıyla daha rahat anlamamıza ve konular arasında bağlantıyı daha rahat kurmamıza neden oluyor. Peki ikiye ayırmışız endositozu. Fagositoz ve pinositoz. Fagositoz Latince'de arkadaşlar yemek anlamına geliyor, yani katı bir şeyle beslenmek anlamına geliyor. Pinositoz dediğimiz şeyde de pino arkadaşlar içmek anlamına geliyor. Dolayısıyla fagositoz da pinositoz da neyin çeşidiymiş? Endositozun bir çeşidi. Fago yemek demek, pino içmek yani sıvı tüketmek anlamına geliyor. Şimdi fagostoz dediğim şey beslenmek, yemek anlamındaydı. Bir kere mutlaka fagostoz içinde, pinostoz içinde neye ihtiyacım var? Büyük bir moleküle ihtiyacım var. Proteini burada bana örnek vermiş. Protein gerçekten büyük bir molekül, bir polimer yapıya sahip. Şu turuncu ile gösterdiği yapı hücremin dışı, şu mavi ile gösterdiğim şey ise Hücrenin içi yani sitoplazması. Şimdi baktığımda şurada bir hücre zarım var. Nereden anlıyorum hücre zarı olduğunu? Bir kere burada yazıyor, oradan anlayabiliyorum. Ama e, hücre zarı konusunu hatırlarsanız çift katlı bir fosfolipit tabakası vardı. Bakın burada da çift katlı bir fosfolipit tabakası var. Burada hücre zarının dışındaki bu yapı arkadaşlar şöyle hücre zarının yaptığı bir yalancı ayak dediğim sanki bir yürüme hareketi yapıyormuş, bir ayak oluşturuyormuş gibi ne yapmış? Buradaki proteinimin etrafını sarmış. Bu yalancı ayağı hatırlarsanız hücre zarı kısmında hücre zarının farklılaşması ile oluşmuş yapılar içerisinde görmüştüm. Genelde amipte vesaire görülüyor diye söylemiştik. Sadece amipte görünmüyor tabii ki. Sonrasında bakın buradaki yalancı ayak iyice o maddeyi buradaki madde protein onu çevrelemiş ve sonra şuradan bir kopuş meydana gelip ne yapmış arkadaşlar hücrenin içerisine çevrelenmiş bir yapı meydana gelmiş. Bu yapıya biz besin kofulu diyoruz. Yani oluşan yapı bir koful. İçinde de besin taşıdığı için bu nasıl bir koful diyorum? Besin kofulu. O zaman besin kofulu dediğim şey aslında hücre zarının e, belli bir miktarının koparak içeriye alınmasıyla oluşan bir yapı. Değil mi arkadaşlar? O zaman büyük yapılı molekülümün hücrenin zarından e, içeriye yalancı ayaklar oluşturularak alınmasına ne diyormuşum ben? Fagositoz, Yani katı bir besinle beslenme. Ama molekülüm nasıl bir molekül? Büyük bir molekül arkadaşlar. Fagositoz başka ne işe yarıyor? Şimdi Bizim kan damarlarımızda bazen bakteriler bulunabiliyor ya da doku sıvımızda vesaire bulunabiliyor. Bunları bertaraf etmek için beyaz kan hücreleri dediğimiz al yuvarlar var. Bir de neler var bakın burada? Kırmızı kan hücrelerimiz, al yuvarlar dedim, ak yuvarlar var. Burada ise kırmızı kan hücrelerimizden olan ne var arkadaşlar? Al yuvarlar var. Şimdi bizim Ak yuvarlarımız yani beyaz kan hücrelerimiz, lokasit de diyoruz bunlara. Bunlar bakterilerle vücudumuza giren e, çeşitli e, farklı bizim için zararlı olan, tehlikeli olan molekülleri bertaraf etmek için özelleşmiş yapılar. E, dolayısıyla bunlar bakteri gibi büyük yapıları yutabilmek için ne oluşturuyorlar? Fagositoz yapıyorlar. Şimdi buradan bu bakteri hücremizi ve buradaki ak yuvarımızı takip edelim bakalım. Evet takip ediyoruz. Bakın nasıl bakteriyi aküvar hücresi yani lokositim takip ediyor. Ve onu biraz sonra ne yapacak arkadaşlar? Fagositozla yiyecek tabiri caizse. Bakın ne yaptı? Fagositoz yoluyla yedi. Yani vücudumuz bu şekilde... Bizim vücudumuz için yararlı olan, zararlı olan, tehlikeli olan maddelerle bu şekilde ne yapıyor? Savaşıyor. Demek ki fagositoz bizim için önemli bir olay. Geldim pinostoza. Pinostoz için ne demiştim? İçmek anlamına geliyordum. Şimdi normalde ben su Dan bahsederken ne diyordum? Su molekülü için osmozdan bahsediyordum ve osmoz için ne canlılık şarttı ne enerji harcıyordum bir pasif taşıma şekliydi. Demek ki burada bahsettiğim hücre dışındaki sıvı dediğim molekülde sudan bahsetmiyorum. Daha büyük yapılı sıvılardan bahsediyorum. Biraz sonra söyleyeceğim ne olduğunu. Hücre dışı sıvım bu şekilde... Bunu arkadaşlar ne yapmışım? Yine hücre zarı bu sefer içeriye doğru yine bir cep oluşturmuş. Buna bu sefer ben yalancı ayak dememişim de ne demişim? Pinositoz cebi demişim arkadaşlar. Pinositoz yapmak için özelleşmiş bu cep şeklinde coğrafyada şey vardır. Lagün denilen kavram vardır. Ee, belki bilirsiniz ona benziyor biraz daha böyle içe doğru bir çıkıntı oluşturmuş ama içteki molekül nasıl bir molekül makromolekül yani büyük bir molekül büyük molekül olduğu için direkt osmozla geçememiş zaten nasıl içeri almışım bunu pinostoz ile içeri almışım İçeri aldığımda tabii ki yine bu hücre zarının bir kısmı yine kopmuş ve pinosotik koful dediğim kofulu oluşturmuş. Buna biz vezikül kofulu da diyoruz. Yani eğer koful Katı maddeyi içine alıyorsa besin kofulu, eğer sıvı maddeyi içine aldıysa pinosatik koful ya da vezikül kofulu ismini alıyor. Bunu bazı kaynaklar bu ayrıntıya değer veriyor. Bazı kaynaklar genel hatlarıyla sadece besin kofulu deyip geçiyorlar arkadaşlar. O artık kaynağın kendi alış şekline bağlı. Şurası hücrenin dışı, Şurası ise hücrenin içi. Bakın bu sefer de sıvı bir şeyi yutmuş. Burada da görelim hemen. Şu dışarıda büyük yapılı sıvı molekül var. Şurası yine ikili fosfolipit tabakam hücre zarı. Şu sol taraftaki kısım ise ne olacak? Hücremin içi. Bu normalde hücrenin zarından geçebilecek bir sıvı olsaydı ne diyordum? Nasıl geçiyordu? Osmozla geçiyordu. Ancak demek ki hücrenin zarından geçebilecek kadar küçük bir sıvı değil. Dolayısıyla bakın hemen burada bir pinosotik cep oluşuyor. Cep oluşuyor. Bakın. Ve ne yapacak? Bakın şu hücre zarının iki yakası bir araya gelecek ve hücre zarı ne yaptı? Birleştiğinde de kopma meydana gelmiş oldu. Yine bakalım şuradan hücre zarı birleştiğinde bir kopuş meydana geldi ve dolayısıyla hücre zarımdan orası ayrılmış oldu. Bir pinosotik koful ya da vezikül kofulu oluşmuş oldu. Şimdi pinostoz ne işe yarar? Fagostoz ne dedik? İşte e, ak yuvarlar gibi düşmanlarla savaşmayı, beslenmeyi sağlıyordu. Burada da arkadaşlar kan yoluyla taşınıyordu hormonlar biliyorsunuz. Hormonların işte ilgili doku hücreleri tarafından alınmasını ya da enzimlerin yine suda çözülmüş besinlerin içerisinde alınması yine ne oluyor arkadaşlar? Pinositozla meydana gelmiş oluyor. Yani hormon, enzim gibi suda çözülmüş yapıları ne yapabiliyorum? Rahatlıkla pinositozla içeri alabiliyorum demek ki bunlar da büyük yapılar. Şimdi endositoz dediğim şey de bu da sorularda geliyor. Endositoz dediğim şey yani fagositoz olsun, pinositoz olsun hücre zarı miktarını azaltıyor. Biraz önceki videoda hatırlayın. Ne yapmıştı? Buradaki e, hücre zarı kısmının belli bir kısmı ne yaptı? Bakın, kopup içeri doğru gitti. Şurası atıyorum x kadarlık bir alan olsun. Bu x kadarlık alan kadar ne yaptı hücre zarım? Kısalmış oldu. Çünkü normalde şöyleydi. Atıyorum 3x kadarlık bir alanı vardı. Alan mı denir? Yüzey denir değil mi? Yüzeyi vardı. Bu x kadar, 3x kadarlık yüzeyin x kadarı içeriye geçtiği için ne yapacak arkadaşlar? 2x'lik bir hücre zarı kalmış olacak. Dolayısıyla içeriye hücre zarının bir kısmı gittiği için kopuş gerçekleştiği için hücre zarı miktarı endositozla azalıyor diyorum. Bunu çok kullanıyor sorularda. Şöyle kullanıyor. Diyor ki bir hücre zarından transfer taşıma sonucunda hücre zarı miktarının azaldığı gözlemleniyor. Bununla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? İşte olay bir endostoz olayıdır. Olay bir fagostoz ya da pinostoz olabilir. Olayda mutlaka ATP harcanır. Hücrenin canlı olduğunu kanıtlar. Gibi size arkadaşlar sorgulattıracak yapıları isteniyor. Yani direkt endostoz ile ilgili hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır şeklinde değil de şu şekilde e, bu bunun bir özelliğini vererek ne yapıyor sizden bunun cevabını bulmak istiyor. Şimdi büyük molekülüm var dışarıda, besin molekülüm. Hücre zarı ile onu birleştirdim. Neyi oluşturdum? Besin kofulunu oluşturdum. Besin kofulum oluştu. Şimdi besin kofulu oluştu ama bu besin... Büyük bir besin. Benim bundan yararlanabilmem için ne yapmam lazım? Parçalamam lazım. Ya da düşün, bir bakteri, bu bakteriyi ben de hücremin içerisinde çok tutmak istemem. Ne yapmam lazım? Parçalamam lazım. Şimdi hidroliz kavramından bahsetmiştik hatırlar mısınız? Hidroliz dediğim şeyde ne demiştik? Hidrosu liz parçalamak demekti. Burada da bir tane organelim var. Lizozom denilen bir organel. E, liz parçalamak demekse demek ki bu lizozom organelinin içerisinde de parçalayıcı ya da sindirici enzimler var. Bakın şu bir lizozom organeli içindeki siyah şeylerde nelermiş? Parçalayıcı, sindirici enzimler. Ben bu besin kofuluyla Lizozomu birleştirdiğimde artık bunun adı ne oluyor? Sindirim kofulu oluyor. Dolayısıyla Sindirim kofulu dediğim şey de besin kofulu artı lizozom organeli diyoruz. Lizozomda da nasıl hani ribozom gibi bir organel görmüştük ya. Onun gibi bir organel ama bunun zarı var dışarısında. Ribozomda hatırlayın zar yoktu. Zaten bu organelleri tek tek diğer videolarımızda bahsedeceğiz. Pusula notumuza bakalım. Bu da çok önemli bir not. Bakteri, arke, mantar hücrelerinde hücre duvarı endositozu engeller. Şimdi bakteride hatırlayın. Peptidoglikan dediğimiz bir hücre duvarı yapısı vardı. Arkelerde yalancı sahte ya da pseudopeptidoglikan demiştik. Öyle bir yapı vardı. Mantarlarda ise kitin dediğimiz bir hücre duvarı yapısı vardı. Şimdi şu, hücre duvarı olsun. Hücre duvarının içinde mutlaka ne olmak zorunda? Hücre zarı olmak zorunda. Dışarıda da büyük bir molekül var. Hücre zarı hücre bu molekülü istese dahi normalde ne yapması lazım? Şöyle yalancı ayak oluşturarak bunu hücresinin içerisine alması lazım. Ama yalancı ayak oluşturması için önce şu hücre duvarını aşması lazım. E bu hücre duvarı cansız bir yapı. Dolayısıyla hücre zarı ne kadar o, o cebi oluşturmaya çalışsa da neye takılıyor arkadaşlar? Hücre duvarına takılıyor ve dışarıdaki büyük molekülü ne yapamıyor? alamıyor. O zaman hücre duvarının varlığı bizim endositozumuzu ne yapmış oldu? Engellemiş oldu. Geldim egzostoza. Egzostoz için fix verilen örnek nedir? Egzozdur, araba egzozdur. Araba egzozu nasıl ki dışarıya dumanını verirse egzostoz da bizim büyük yapılı moleküllerimizin hücrenin zarından dışarıya atılmasıdır. O zaman yine ee, neden bahsetmem lazım? Büyük molekülden bahsetmem lazım. Bu büyük molekül nereye veriyormuşum? Dışarıya veriyormuşum. E büyük bir molekülden bahsettiğime göre mutlaka ne harcıyorum? ATP harcıyorum. E enzimlerde ne yapıyor? Görev alıyor. Yine egzostoz olayı da tıpkı endostoz gibi tek yönlü. Endostoz dışarıdan içeriyeydi. Egzostoz ise dışı, e, içeriden dışarıya. ATP harcadığıma göre ne söz konusu mutlaka canlılık söz konusudur diyorum. Şimdi buraya baktığımda bakın şöyle büyük yapılı bir molekülüm var hücre içinde bu bir atık olabilir işte biraz sonra bahsedeceğim yapılar olabilir. Bunu ne yapmışım bakın hücre zarı ile birleştirerek dışarıya atmışım. Hemen videosuna bakalım bakın büyük yapılı bir molekülüm çevresinde yine bir zar var. Ne yapıyorum? Bu sefer fosfolipit tabakası şurada. Burası hücremin içerisi, burası hücremin dışarısı. Atmak istediğim bir molekül var. Bakın bu sefer o istediğim molekülün dışındaki zar ile hücre zarımın kısmı bir kısmı ne yapıyor? Birleşiyor ve arada bir yol açılıyor. Bu yoldan da ne yapıyor arkadaşlar? Rahatlıkla madde çıkabiliyor. Şöyle bir daha izleyelim. Hücre zarımdan ne yapıyor? İkisi birleşerek iki zar birbirine bağlantı kurarak yapılarının aynı olması burada da çok önemli. Çünkü eğer yapıları aynı olmasaydı ne yapamayacaklardı? Birleşemeyeceklerdi ve bu şekilde ne yapıyor? Hücre zarından dışarıya atım meydana gelmiş oluyor. Peki ekzositoz ne işe yarıyor? Atık maddeler olabilir, üretilen enzimler olabilir, hormonlar olabilir, süt olabilir, tükürük gibi salgılar ne yapılıyor? egzositozla dışarı atılıyor. Burada ne demişiz? Saprofit mantarlar, saprofitler çürükçüller de hatırlayın. Hani bu ölüleri vesaire sindiren dolayısıyla dışarıya sindirim enzimleri göndermek zorunda olan maddelerdi. Ya da böcekçil bitkiler biliyorsunuz azot bakımından fakir topraklarda yaşıyorlardı. Hem ototrop hem heterotrof yaşıyorlardı. Ve dışarıya sindirim enzimleri gönderiyorlardı ki o canlının yakaladıkları canlının içerisindeki azotu ne yapsınlar? alıp vücutlarında, hücrelerinde kullanabilsinler. Dolayısıyla dışarıya sindirim enzimleri göndermeleri lazım. Yani hem bitkilerde hem mantarlarda bunu yapabiliyorlar. O zaman biraz önce ne dedim? Endositoz için engeldi bu. Yani hücre duvarının varlığı dışarıdaki büyük maddeyi içeriye almamda engeldi. Alamıyordum. Hücre duvarına çarpıyordu çünkü hücre zarı. Ama hatırlayın şöyle yapayım. Bu yine hücre duvarım. Bu hücre zarım. İçeride büyük bir molekülüm var. Bu büyük molekül arkadaşlar şuradan hücre zarından dışarıya atıldığında hücre duvarının biliyorsunuz hani yapısı şeydi. Ee, onu da videosunu çekmiştik. Nasıldı? Böyle duvar gibi katı işte arada hiç geçiş, geçişlerin olmadığı bir yapı değildi. Arada boşlukları vardı. Dolayısıyla hücre zarından dışarıya atılan bu maddeler o e, selüloz çeperin ya da işte artık mesela mantarlarda kitin çeperin arasındaki boşluklardan hücrenin dışına ne yapılabiliyor arkadaşlar? Salınabiliyor. O zaman Endositoz için hücre duvarı engelken egzostoz için engel değil. Bu da sorularda karşınıza gelebilir arkadaşlar. Evet, egzostoz olayında hücre zarının koful zarına koful eklendiği için hücre zarı miktarı artıyor. Biraz önceki videomuzda gördük zaten. Hemen şurada tekrar bir bakalım. Normalde hücre zarımın yapısı 2x kadar olsun. 2x'lik bu hücre zarına ekstra bir de ne ekleniyor arkadaşlar? İçerideki x kadar yapı ekleniyor. Zaten 2x kadardı hücre zarımın yapısı. Böylelikle hücre zarım ne yaptı? Biraz daha uzadı. Yaklaşık 3x kadar oldu diyebilirsiniz. Yani şu eklenen kısım hücre zarının uzamasına neden oluyor. O zaman bize egzostozla ilgili soracağı bir soruda da ne diyebilir? Bir hücrede madde taşınımı sırasında hücre zarı miktarının arttığı gözlemleniyor. Hangisi doğrudur, yanlıştır diyebilir. İşte bu bir egzostoz olayıdır olayı olabilir diyebiliriz. Başka ne diyebiliriz? Büyük moleküller taşınmıştır diyebiliriz. Doğru. Başka ATP harcanmıştır. Mutlaka canlı bir hücredir gibi yorumlar ne yapılabilir? Yapılabilir. Şimdi Evet arkadaşlar son olarak da bu iki yapıyı karşılaştırarak bitirelim hemen. Şimdi endostoz olayında ne vardı? İkisinde de mutlaka egzostozda da endostozda da büyük moleküllerim var. İkisinde de taşıma Tek yönlü bir taşımam var. Ancak endostozda dıştan içe doğru bir taşıma var. Egzostozda ise içten dışa doğru bir taşımam var. İkisinde de mutlaka ne harcıyorum? ATP harcıyorum çünkü büyük molekülleri taşıyorum. E, ATP harcadığıma göre mutlaka canlılık gereklidir. E, enzim de kullanıyormuşum ikisinde. Hücre zarı miktarı endositozda azalıyor. Çünkü hücre zarının belli bir miktarını içe doğru bakın burada da görüyorsunuz, içe doğru almışım. Dolayısıyla hücre zarı miktarım azalır. Doğru. Hücre zarı miktarım egzositozda ise artar. Çünkü şuradaki zar yapısı da kofuldaki zar yapısı da neye katılıyor? Hücre zarına katılıyor. Dolayısıyla hücre zarının miktarı artıyor. Hücre duvarı olan canlılarda endositoz gerçekleşemiyor. Çünkü yalancı ayak oluşturamıyor dışarı doğru hücre zarı. Hücre duvarı var. Onu engelliyor. Hücre duvarı olan canlılarda da yine egzostoz ne yapabiliyor? Gerçekleşebiliyor. Farkı mesela budur diyebiliriz. Fagostoz, pinostoz gibi endostozun çeşitleri var. Egzostozun yok. Dolayısıyla bu da yine bir farktır diyoruz. Evet arkadaşlar. Madde geçişleri konusunda pasif taşıma, aktif taşıma, egzostoz ve endostozu burada bitirdik. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin.